Deprem şunu gösterdi ki Türkiye'de en temel sorun ki bunun kaynağında sınıfsal bir sorun var. bugünkü yoksulluk üreten, bu toplumsal adaletsizliği üreten sistem var. Çünkü bu depremde ağırlıklı olarak yoksul yurttaşlarımız hayatını kaybetti. Depremden sonra da bugün çadıra mahkum olan ya da konteynere mahkum olan insanlarımız on binlerce, milyonlar, yüz binlerce yurttaşımız Yoksul insanlar. Şimdi bu kadar temel bir mesele varken Türkiye'de e, bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi özgürlükler önemli ama eşitlik yoksa özgürlük ve demokrasi olmaz sözünü söyleyecek. Yani TKP'nin e, bu seçimlere katılırken ki en önemli özelliklerinden bir tanesi bu olacak. Eşitlik diye bir kavram var. Ve bu kavramı biz soyut ve çarpıtılmış bir özgürlük ve demokrasi anlayışının kurbanı haline getirmeyeceğiz. İlk söylemek istediğim bu ve ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. İkincisi ise şimdi belki arada da konuştuk. Türkiye Komünist Partisi bu deprem sürecinde çok gündeme geldi. Neyle gündeme geldi? İşte hızlı hareket ettik örgütlü hareket ettik. Bir de bazı fotoğraflar ortaya çıktı. Biz biz çıkartmadık onları. İşte ülke ocakları şeyi giymiş bir yurttaşımıza yemek veriyor veriliyor. Çorba. Çorba, evet. çorba veriliyor. Yani, yani ülke ocaklı şeyi gömleği giymiş arkasında evet, giymiş. bağlı üyesi olduğu ülke ocağının ülke ocaklarını şeyi Şin, var. Şimdi ülke ocakları. Efendim. Şimdi ülke ocakları. Evet evet. Şimdi Tekapen'in şeyine yardım çorba ee, dağıtıyor. Ee, Güzel bir fotoğraf da. Koordinasyonu. Sıraya girmiş çorba alıyor. Şimdi bu niye öne çıktı? Çünkü bir vicdanı ve ahlakı temsil ediyordu o fotoğraf. Yani şimdi o fotoğrafı bulursanız arkadaşlar ekran'a verelim çok iyi olur. Şimdi Türkiye Komünist Partisi yardım dayanışması amacıyla bir şeyi örgütlerken ne insanların etnik şeyine ne dinsel tercihlerine hiçbir şeye bakmaz. Yardım ederiz ki zaten bizim kullanmadığımız fotoğraflar da var yani o şeyde benzer. Şimdi bunu niye söylüyorum? E, bu seçimde bir de önümüzdeki seçimde bu fotoğraf zaten sizden değil şeyden medyadan yayıldı. Evet tabi evet yani biz zaten fotoğraf yayınlamamaya çalıştık. Bu da bizim ahlakımızla ilgili bir şeydi. Şimdi bu seçim aynı zamanda Türkiye'de birçok açıdan sarsılan değerler sistemi yani depremde de biz bir tarafta iktidarın uygulamalarıyla çok yerlerde sürünen bir şeyle karşılaştık. Ya da ne bileyim sel oldu işte 15 can öldü ama toprak sulandı gibi bir açıklama yapılabildi bu ülkede değil mi? Maalesef. Şimdi demek ki biz bu kadar ahlaktan bu kadar imandan söz edilen bir ülkede vicdan ve ahlakı savunmak Türkiye Komünist Partisi'nde. Yani belki de Hani değil mi bu kavramların karşısında konumlandırılan bir partiye düşüyor. Bizim ahlakımız biraz farklı. Yani işte yoksul ve zenginin olduğu bir ülkede zaten ahlaktan söz edilemez. En büyük ahlaki problem budur. İnsanlar arasındaki eşitsizlik. Dolayısıyla bu seçim bizim açımızdan şöyle olacak. Biz... Yepyeni bir ahlakı, güçlü bir ahlakı, insani değerleri ve vicdanı evet. savunan parti olarak Arkadaşlar seçimleri veriyorlar. Gibi. Onu bir tam ekran yapalım arkadaşlar. Evet, dijivolde duvar ekranında görüyoruz. Evet, ee, filike ülke ocakları. Doğru, doğru. Ya şimdi bu, dediğim gibi bu fotoğraf biz, biz bizim şey yapacağımız bir fotoğraf değil. Biz ülke ocakları ya da işte MHP çizgisiyle. E, mesafemiz, bu büyük karşısımız... bir insani dayanışma, bir yurttaş dayanışması, yani, bir insan dayanışması. Bu. Tabii ki bakın. Çok büyük bir fotoğraf bu. Şimdi yani insanların hafızasına yer yereden bir fotoğraf. Ve burada önemli olan şu, oradaki arkadaşlarımız en küçük bir. Yani evet orada, çok doğal davranıyorlar. Herkes, evet çok doğal bakın. Yani evet. bir Yadırgama falan içerisine giremezler. Biz Türkiye evet. Komünist Partisiyiz. Bunu bir propaganda aracına da çevirmezdik Dediğim gibi elimizde başka şeyler var. Yani fotoğraflar var. Yani şunu yapardık rahatlıkla. Devlet görevlileri. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti deprem bölgesine yolladığı personeli yemek, e, yemek veremedi. veremedi. Evet. Onların bir kısmını bu, gördük sosyal medyada. Evet, afat, TKP standlarından yemek Bu İzmir'de alıyorlar. de oldu. İzmir depreminde de aynı şey olmuştu. Şimdi e, TKP açısından bu biz her yerde söylüyoruz, keşke TKP bu kadar öne çıkmasaydı da Türkiye'de yurttaşına sahip çıkan bir sistem olsaydı, bir devlet, devlet olsaydı. Ama şunu söylemek zorundayım. Türkiye'de aynı zamanda bu seçimlerde bir ahlak, bir vicdan da yarışacak. Bunun bir parçası da şu, İnsan, ben demin aradan önce niye şunu vurguladım? Temel meselelerde bu partilerin ne söylemek istediği ya da ne söylediği, neyi savunduğu ortaya çıksın ki, insanlar, iradeleriyle, bilerek, bilinçleriyle o çok değerli oylarını kullansınlar. Şimdi Türkiye Komünist Partisi burada çok iddialı. Bizim sözümüz çok güçlü. Biz çok muhafazakar köylere, mahallelere gittiğimizde, anlattığımız zaman ikna ediyoruz. Neden ikna ediyoruz? E çünkü konuşulmayan şeyleri konuşuyoruz. Mesela devletçi ve planlı bir ekonomi. Şunu anlatabildik biz bu deprem sürecinde. Yıllardır anlatamadığımız şeyi. Dedik ki depremde ortaya çıkan şeyin nedenlerinden bir tanesi hem öncesinde hem sonrasında plansızlık. Planlı hareket etme yeteneği yok. Dediler ki siz nasıl bu kadar kaynak bir parti olarak nasıl bütün bunları yaptınız? E biz planlı hareket ediyoruz. Yani küçük bir ölçekte dahi planın ne kadar önemli olduğu, yani akıl demek çünkü ortaya çıktı. Şimdi e, o yüzden de bu seçimlerin bir yenilik getirmesini istiyoruz. O yenilikte şu, unutulan kavramlar, vicdan, ahlak, gerçek bir siyasi tartışma. Layıklık nedir? Layıklık neden önemlidir? Depremde bunu da gördük. Layıklık önemlidir çünkü bilimle kavga etmeyen bir iktidarın ortaya çıkması için layık bir e, siyaset kültürü gerekir. Öbür türlü bilimle kavga edersiniz, fıttat dersiniz, kader dersiniz. Gitsinler şimdi o muhafazakar köylere, AKP seç seçmeni olan yerlere, fıttat ve kader desinler. Yuhalanırlar. İnsanların yakınları öldü, arkadaşları... Yani inanılmaz bir yıkım var, Çoğu öyle fıtrat kaderle geçiştiremezler. Tabii. Demek ki Türkiye'de hangi soruna bakarsak, çok temel meseleler var ve üç mesele bizim yıllardır işte e, e, senin de savunduğun üç tane temel ilke. Kamuculuk piyasanın karşısında, kamu çıkarları. Emperyalizme karşı olmak, laikliği savunmak. Bu üç ülke üç ilkeyi deprem yıkıcı bir şekilde bir kez daha kanıtladı. Çok üzücü, insanlarımız öldü ama madem bu yıkımı yaşadık, ayağa kalkalım. Bu üç temel meselinin ne kadar önemli olduğunu Merdan şunu söylememe izin var. Türkiye inşaat makinelerinde belki de Avrupa kadar makine parkı olan bir yer. Evet öyle. Ülke. Tabii. Daha fazla hatta. Kamyon sayısında bütün Avrupa'dan daha fazla, daha fazla. kamyon var Türkiye'de. Tabii. Neredeydi bunlar? Hiçbiri yoktu. E çünkü özel sektörün elinde ve kıpırdamadılar. Çünkü para getirmiyordu. O yıkım sırasında. İnsanlarımız ölmeyebilirdi. Hadi insanlarımızı çürük çürük binalarda yaşamaya mahkum etti bu düzen. Bu da kötü. Şimdi bazı o yapılan yap hesaplamalara göre 20 ila 30 bin kişinin kurtarılabileceği belirtildi. Bu 50 bin ölüm içinde. Yani 20 ile 30 bin insan kurtarılabilecekken öldüler. Şimdi... Yani yani ilk anda ölenler dışında tutulursa eğer... en e acısı o ölenleri biz duyduk. Yani evet. insanlar yakınları duydular. Bir duydu tane partinizin üyesi işte Orhan Aydın'ın kızı. Yani vinç diye diye gözümüzün evet. önünde bir adam inledi ve kızının sesini duydu. Yani ölüm her halükarda çok bir kötü baba, bu bir bu çok, baba. çok Küçük kızının, 8 yaşındaki küçük kızının sesini dinletti basın toplantısında ve yani, yani evet. o kız, o çocuk, o o yavru, baba seni seviyorum diye öldü ya. Ben galiba öleceğim dedi ve evet, bunu evet, hepimiz evet. dinledik. Şimdi yani bu... çok doğru, evet. kesinlikle on binlerce kişi kurtarılabilirdi. Yani çok açık. Ve kıpırdamadılar. Yani… Bunu gördük, yaşadık. Bu bir iftira değil, yalan değil. Bu bir iktidarı eleştirmek için yaptığımız bir şey değil. Çok açık bir gerçek var. Beceremediler. Beceremediler. Çok da istekliler miydi? O da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Depremi geçtik, pandemi aynı şey. Yönetemediler. Maske dağıtamadılar. Dağıtılamadı. Yani... Ee, ve bütün bunların kaynağında işte kar hırsıyla oluşturulmuş bir toplumsal sistem, bir ekonomik sistem var. On binlerce insan da orada öldü. Bilimle gerek Gerçek kaldı. sayıyı da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Aynen. Depremde de bilemeyeceğiz. Tabii. İnsanlarımız biner biner, on bin on bin ölüyorlar. Ve insan hayatı son derece değerli ve biz bu sistemi sorgulamak zorundayız. Dolayısıyla TKP şunu demesinler. Ya siz yarının projesisiniz. Şimdi önce şunu yapalım. Yok işte gördüğünüz üzere deprem bize soluk aldırmıyor, pandemi bize soluk aldırmıyor, savaş bize soluk aldırmıyor, ekonomik kriz sel, yarını beklemiyor. Sel soluk. Şimdi bütün bunlar yarını beklemiyorsa TKP niye yarını bekleyecek? O yüzden diyoruz ki derhal bu aptal sistem, bu çürük sistem, bu insanımızı öldüren sistem derhal değişmeli. Bu söze inanıyorsa insanlarımız efendim baraja takılır TKP. Asıl baraj burada işte. İnsanların umudu çalınırsa asıl baraj budur. Niye insanlar inandıkları, bir e, gönül verdikleri bir toplumsal sistemde eşitlik, kardeşlik, özgürlük içerisinde yaşamayı erteliyorlar? Niye biz baraja takılalım? Bu sözümüz eğer güçlüyse, bu sözün bir karşılığı varsa ki var, yani gittiğimiz her yerde siz haklısınız diyorlar. O zaman yık, yıkın bu barajı. Zaten bu baraj, bu seçim barajı Türkiye'de insanlar gerçek kurtuluşa gitmesinler diye 12 Eylül faşizmi tarafından getirildi %10 baraj. Sonra şimdi %7'ye çekildi. Ama baraja takılırsınız diye bu güçlü söze dediğim gibi eşitlik çok güçlü bir söz. Oyun boşa gider. Yani halk bunu böyle... O zaman kapatsınlar bütün partileri oyun boşa Teklik gider. Partimiz. Yani evet yani e, argüman bu. Hiçbir oy boşa gitmez. Bakın TKP yalnızca ben TKP'li olduğum için TKP'den söz ediyorum ama başka devrimci sol partiler için de geçerli. Ama TKP'ye verilen oydur herkesin beğendiği depremdeki e, şey. Yani Türkiye Komünist Partisi uzaydan gelmedi. Ee, dolayısıyla Türkiye Komünist Partisi zaten oydan da ibaret değil. Bir toplumsal desteği var. Yıllardır verilen bir mücadelenin ürünü ama benim oyum boşa gider derseniz yarın depremde koştura koştura gidecek, herkese çorba verecek. Çorba verirken de insanlara dönük işte bir ayrımcılık yapmayacak parti bulamazsınız. Mesele sadece biz yardım kuruluşu değiliz. Siyasi bir mi, siyasi parti. Bir siyasi parti. Ama deprem örneği şu nedenle veriyorum. Ne yazık ki biz konuşulmamız yer, gereken yerde değil bir yıkıcı depremden sonra konuşulduk parti olarak. Madem konuşulduk, bunun nedenini anlatmamız gerekiyor. Niye Türkiye Komünist Partisi çok konuşuldu? Şu nedenle. Biz dayanışmacıyız. Biz kardeşlikten yanayız. Vicdanlı insanlarız. Bilime inanıyoruz. Planlı hareket ediyoruz. Ama bizim işimiz bu düzeni yıkmak, yaşanırsı bir düzen kurmak. Peki. Böyle.